Zübeyde din eğitimi almasını istiyordu. Ali Rıza yeni usullerle eğitimden yanaydı. Orta yolu buldular. Fatma Molla Mahalle Mektebi'ne gidecek, konu komşuya karşı Zübeyde'nin gönlü yapılacak. Sonra Şemsi Efendi'nin okuluna geçecekti. Dönemin çocukları Amin alayı denilen gösterişli bir törenle mektebe başlardı. Talebelerin boynuna Kur'an cüz kesesi takılır, rengarenk süslenmiş atlara bindirilirdi. Mahalleye şekerler, simitler dağıtılır. İlahiler eşliğinde okula götürülürlerdi. Ailenin hali vakti vaktine kadar yerindeyse tören o kadar şenlikli olurdu. Zübeyde aslında işte bu mürüvveti yaşamak istiyordu. Amin alayı pembe evin önüne geldi. Mustafa'ya bembeyaz yeni kıyafetler giydirilmişti. Kafasına sarık türevi bir başlık konulmuştu. Annesinin babasının hocasının elini öptü. Dualar edildi. Amin alayına katıldı. Mahallenin alkışları eşliğinde yürüye yürüye caminin yanındaki mektebe gitti. İki ay kadar sonra Şemsi Efendi'nin okuluna geçti. Şemsi Efendi fakir bir ailenin çocuğu olarak Selanik'te dünyaya gelmişti. Hem çalışmış hem okumuş, Arapça, Farsça, Fransızca öğrenmiş, öğretmen olmuştu. Yabancı bir özel okulda Türkçe öğretmeni olarak mesleğe başlamış, özel ilkokul açmaya karar vermiş. Harap yıkık haldeki tek katlı bahçeli bir mehcidi onarıp sınıf haline getirmişti. Ezberci ilkel eğitim metotlarının elini tersiyle itmişti. O dönemin mahalle mekteplerinde var olmayan tarih, coğrafya, matematik gibi dersleri okutmaya başlamıştı. Okuma yazma öğretiminde uzun uzun heceleme metodu kullanılırken bunun yerine günümüzde kullanılan harflerin seslerine dayalı kelimeyi doğrudan okuma yöntemine geçmişti. Kızlar için sınıf açmıştı. Devrimdi. İlk kız öğrencilerinden biri kendi kızıydı. Derslerin süresini bir saat tutardı. Ders aralarında öğrencileri avluda jimnastik yaptırırdı. Öğrenci sırası, öğretmen masası, harita, kara tahta, tebeşir silgi gibi araçları kullanırdı. Okuluna yeni başlayan talebeye eski ve çalışkan talebelerinden birini Lale tayin ediyordu. Bugünkü manasıyla mentorluk sistemine geçmişti. Öğrencilerle birlikte meşrutiyetlerine düzenlenen hürriyet mitinglerine katılıyordu çağdaş özgürlükçü yöntemleri nedeniyle bağnazların hedefi haline gelmişti. Çocuklara gavurluk öğretiyor, dinsizlik öğretiyor, iftirasıyla okula sık sık basılıyordu. Sınıfı darmadağın ediliyor, sıraları, masası, kara tahtası parçalanıyordu. Bu tür yobaz saldırılara maruz kaldığı dönemlerde okuldaki eğitimi geçici olarak ara verir, öğrencilerin tek tek evlerine gider, derslere bu şekilde devam ederdi. Kültür gezileri başlatmıştı. Mustafa'dan sonraki dönemlerde İstanbul'a yatılı geziler düzenledi. Aileler öylesine güvenirdi ki yatılı gezilere kız öğrencileri bile katılırdı. Sadece çocukları değil ahaliyi de eğitirdi. Okul çevresindeki komşu esnafa kitap ve gazete dağıtırdı. Ahali okuma alışkanlığı kazansın diye kendi cebinden satın alır, karşılıksız ücretsiz verirdi. Mustafa Kemal'in eğitim temelini işte bu vizyoner öğretmen attı. Babası Ali Rıza vefat edince dayısının kahya olarak çalıştığı çiftliğe taşındılar. Eğitimine 6 ay kadar ara vermek zorunda kaldı. Sonra tek başına Selanik halasının yanına gitti. Şemse Efendi ilkokulunu tamamladı. Artık onun modern eğitimi yönlendiren babası yoktu maalesef. Ortaokul için annesinin dayatmasıyla Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne yazdırıldı. Şemse Efendi'den sonra katlanılır gibi değildi. Pantolon yerine şalvar giydirilmesine, belirli kuşak bağlamak zorunda olmasına çok sinirleniyordu. Özellikle yazı derslerinde dizlerin üstünde oturmaktan hiç hoşlanmıyordu. Dizlerim ağrıyor diyerek sık sık ayağa kalkıyordu. Otur diyen hocaya dikleniyordu. Kaymak hafız olarak tanınan Arap çocası vardı. Mimlenmişti. Canını yakmak için fırsat kolluyordu. Ezber çalıştırırken bir cümleyi tekrar etmesini istedi. Ses yok. Tekrar et dedi. Gene ses yok. Kulağını çekmeye başladı. Kanatacak kadar çekti. Koparsa bile nafileydi. Boyun eğmeye niyeti yoktu. Söylemeyecekti. Eve geldi, odasına kapandı. Kız kardeşi Makbule'nin hatıralarına göre dört gün boyunca tek kelime konuşmadı. Ağzını bıçak açmadı. 12 yaşındaki Mustafa hem kendisinin hem Türk milletinin kader çizgisini değiştirecek olan kararın arifesindeydi. Beşinci gün evden çıktı. Aynı sokaktan komşuları olan Binbaşı Kadri Bey'i buldu. Askeri okula gitmek için yardım istedi. Sınav kaydını yaptırdı. Selanik askeri rüştiyesine yazıldı. Zübeyde'nin noteritesi sona ermişti. Henüz 12 yaşında bireysel bağımsızlığını ilan etmişti. Yıllar sonra kurmay subayı olarak Selanik'e geldiğinde mahalle mektebine uğrayacaktı. Kapısında kocaman bir kilidi nasıl olduğunu görünce burasının kapanması isabet olmuş diyecekti. Kaymak hafızı ömür boyunca unutmadı daima eğitimde kötü örnek olarak gösterdi. Ne zaman adı geçse berbat adam diyordu. Hakikaten berbat adamdı. Kaba ve insafsız hareketi mülkiye rüştiyesinden ayrılmamda başlıca rol oynamıştı. Ama kendisini çoktan affettim diyordu. Askeriye rüştiyedeki matematik öğretmeni Üsküplü yüzbaşı Mustafa Efendiydi. Tarihin adını değiştirdi. Oğlum senin adın Mustafa. Benim adım Mustafa. Burada fark bulunmalı. Sende olgunluk var. Sende bu yaşta Kemal var. Senin adı Mustafa Kemal olsun. Dedi. Namık Kemal'in Kemal'iydi. Matematik öğretmeni Mustafa Efendi askeri rüştiyedeki bütün öğretmenler gibi Namık Kemal hayranıydı. Bu detay Bulgaristan Türkleri tarafından 1920 yılında hazırlanan tarihteki ilk Mustafa Kemal biyografisinde yer alıyordu. Matematik öğretmeni Mustafa Efendi'nin Namık Kemal'e izafeten Kemal adını verdiği belirtiliyordu. 1920'den itibaren Mustafa Kemal'in hayat hikayesini haber yapmaya başlayan İstanbul gazeteleri de Kemal adının namı Kemal'e izafeten verildiğini yazıyordu. Selanik'te Çocuklara Rehber isimli haftalık çocuk dergisi çıkıyordu. Sanat, coğrafya, sağlık, hayvanlar alimi gibi genel kültür haberleri veriyordu. Bilgi yarışmaları düzenliyordu. Nisan 1897 sayısında bilgi yarışmasını doğru cevaplayanların listesini yayınladı. Aralarında askeri rüştiye öğrencisi Mustafa Kemal de vardı. Bu enteresan bilgi adeta fotokopi gibi tüm Atatürk biyografilerinde yer alır. Halbuki yanlıştır. Çünkü bizim Mustafa Kemal 1897'de Selanik'te değildi. Manastır Askeri Lisesi'ndeydi. Rüştiyeden iki yıl önce mezun olmuştu. Peki bu karışıklık nereden kaynaklandı? Çünkü Selanik Askeri Rüştiyesi'nde bir başka Mustafa Kemal daha vardı. O da Selanikliydi. Bizim Mustafa Kemal'den iki yaş küçüktü. İki sınıf geriden geliyordu. Hatta bu Mustafa Kemal de bizim Mustafa Kemal gibi manastıra gitti. Harbiye'ye gitti. İsmet İnönü'nün sınıf arkadaşıydı. Kurma yolamadı. Bir başka büyük tesadüf eseri ilk görev yeri olarak bizi Mustafa Kemal gibi Şam'a gönderildi. 1918 yılında askerlikten istifa etti. Memuriyete geçti. Menemen askerlik şubesinden emekli oldu. Selanikli Mustafa Kemal'lerin tıpatıp künye benzerliği çocuklara rehber dergisi örneğinde olduğu gibi karışıklıklara sebep oldu. Maalesef öbür Mustafa Kemal'in ders notları ile bizim Mustafa Kemal'in ders notlarını karıştıran tarihçiler oldu. Öbür Mustafa Kemal'in edebiyat dergilerine gönderdiği şiirleri Atatürk'ün şiirleri zannederek kitaplarını yazan tarihçiler bile oldu. Bizim Mustafa Kemal matematiği tutkuyla severdi. Yaşam biçimi olarak benimsemişti. 1936 yılında geometri adıyla 44 sayfalık kitap yazdı. Arapça ve Farsça geometri terimlerine Türkçe karşılıklar türetti boyut, uzay, yüzey, çap, yarı çap, kesit, yay, çember, teğet, açı, yatay, düşey, dikey, konum, üçgen, dörtgen, çokgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, yamuk, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, toplam, oran, orantı, türev, alan, düzey, çizgi, paralel, hacim, kare, metrekare, koni, küp, piramit, silindir, Pi sayısı, teori, teorem, varsayı kelimelerinin tamamını Mustafa Kemal türetti. O güne kadar geometriye hendese, üçgene müselles, açıya zaviye, çapa kutur, dikeye amudi, eşite musavi, kareye murabba, silindire üstüvane deniyordu. Teğet, hattı mühümastı. Cumhurbaşkanı olduktan sonra yurt gezilerinde listeleri ziyaret ediyor... Eline tebeşir alarak kara tahtanın başına geçiyor, Türkçe terimlerle Pisagor teoremini anlatıyordu. Hayat Mustafa Kemal için matematikti. Bilim matematiktir diyordu. Evren matematik diliyle yazılmıştır. Evrenin harfleri üçgenler, daireler, geometrik biçimlerdir diyordu. Herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır. Matematik olmadan dünya kesinlikle anlaşılamaz. Matematiksiz ancak karanlık bir labirentte dolanır diyordu gerçek bir hesap adamıydı. Büyük taarruz öncesinde meclis kürsüsünde konuşan Hamdullah Supi, aklınca milli mücadeleyi överek, kuvayi milliye cinnet-i mukaddestir deyince öfkeyle ayağa fırlayıp bağıracaktı. Ne diyor bu? Ne demek cinnet-i mukaddes? Kuvayi milliye hesaptır hesap. Düşünce yapısını askeri okul öğretmenleri şekillendirmişti. 1924 Samsun gezisindeydi. Kendisine eşlik eden gazeteciler nereden ilham aldığını, kimlerden kuvvet aldığını sordular. Hiç cevap vermeden ayağa kalktı. Kendisini karşılayan kalabalığa doğru birkaç adım attı. Hoş geldiniz diyerek fötür şapkalı birinin elinden tuttu. Sonra da gazetecilere dönerek şu cevabı verdi. Bizler dünyaya geldiğimiz zaman bu topraklar üzerinde yaşayan herkesle birlikte yok edici bir zorbalığın pentesindeydik. Ağızlar kilitlenmişti. Öğretmenler yalnızca bir noktayı dimalara yerleştirmek zorunluluğunda tutuluyordu. Benliğini her şeyini unutarak bir korkunç hayale boyun eğmek, onun kulu kölesi olmak. Bununla birlikte hatırlamak gerekir ki o baskı altında bile bizi bugünler için yetiştirmeye çalışan gerçek ve fedakar öğretmenler eksik değildi. Şimdi burada bir büyük kişiye rastladım. Naki Yüttin Bey. Askeri Rüştiye birinci sınıfında öğretmenimdi bana henüz ilk bilgileri öğretirken gelecek için ilk düşüncelerimi de vermişti. Baylar, açıklamak istiyorum ki ilk esin kaynağı ana baba kucağından sonra okuldaki öğretmenin dilinden, vicdanından, eğitiminden alınır. Naki Yuttun Yücekök, Selanik Askeri Lisesi'nde Fransızca öğretmeniydi. Mezuniyetten sonra da temasları hiç kopmamıştı. Öğrencisi Mustafa Kemal, Abdülhamit rejimine karşı vatan ve hürriyet cemiyetini gizlice örgütlerken bizzat yardım etmişti. Mustafa Kemal'in kendisinde minnet borcum vardı diye bir başka öğretmeni, manastırdaki tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge'ydi. Türk tarihini, Fransız devrimini bu öğretmeninden öğrendi. Tarih kültürünü bu öğretmeni sevdirdi. Bana yeni ufuklar açtı diyordu. Tevfik Fikret namı Kemal Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurtakul, Keçizade Hakkı, Yusuf Akçura, Abdülhak Hamit, Şebbender Zadefili Beri Ahmet Hilmi'nin kitaplarını, yazılarını okuyordu. Meşveret, İçtihat, Mizan gibi dergileri takip ediyordu. Şu an Türklerin Avrupa'da çıkardığı Osmanlı Mecbuası'nın eski nüshalarını bile satır satır okuyordu. Mustafa Kemal'e ilham verenlerin başında Tevfik Fikret geliyordu. En kanlı vuruşmaların siperlerinde bile Tevfik Fikret okurdu, notlar düşerdi. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller sözünün kaynağı Tevfik Fikret'in dizeleriydi. Hatta öyle ki ben devrim huruhunu ondan aldım. Tevfik Fikret'i tanıyanlar benim ne yapmak istediğimi kavrayacak kimselerdir diyordu. Cumhuriyet'in ilanından sonra Tevfik Fikret'i hürmeten Galatasaray Lisesi ile hep yakından ilgilendi. Mesela bugün Galatasaray Üniversitesi olarak kullanılan binayı Mustafa Kemal tahsis etti sadece fikri manada değil, yaşam gustusunda da Tevfik Fikret'ten etkilenmişti. Giyim kuşam zevkini örnek alıyordu. Tevfik Fikret'in ikinci ölüm yıl dönümünde evini Aşiyan'ı ziyaret etmişti. Özel defterine anma ziyaretinde bulunmakla kıvanç duyan Fikret dostları diye yazmıştı. Tevfik Fikret'in kullandığı eşyaları inceliyordu. Aşiyan'da gördüğü bir çalışma masasının aynısını yıllar sonra Çankaya Köşkü'ne yaptırmıştı. Siz, tarihi kadim, Ferda gibi şiirlerini ezbere bilirdi. Tevfik Fikret'in tarihi kadimi yok mu? İşte o dünyada yapılması gereken bütün devrimlerin kaynağıdır, diyordu. Rüba Bışı Keste, Haluk'un defteri özel kütüphanesinde yer alıyordu. Cumhurbaşkanı olduktan sonra bir gün gençlerle sohbet ediyordu. Sorarım size, bu milletin ve memleketin şan ve şerefle medeni dünya milletleri arasında yaşayabilmesi için lazım gelen her şeyi yazan, düşünen ve hayatını feda edenlerin başında kim gelir diye sordu. Namık Kemal diyen oldu, Ziya Yukat diyen oldu, dayanamadı. Fikret be çocuklar, fikret be çocuklar dedi. O bizden çok ilerisini gören bir insandı diyordu. Ne yazık ki biz ona hala yetişemedik diyordu. Namık Kemal ise Mustafa Kemal'in sadece isminin değil zihin dünyasının da ayrılmaz parçasıydı. Namık Kemal'in yasaklanmış fikirleriyle sınıf arkadaşı Ömer Naci sayesinde tanışmıştı. O kadar benimsemişti ki vatan kasidesini tekstil makinesiyle çoğaltıp okulda gizlice dağıtıyordu. Namık Kemal'in şiirlerini yazdığı defteri vardı. Felek her türlü esbabı cefasını toplasın gelsin. Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten. Mısraları en sevdiğiydi. Vatan Yahut Slitsre'yi manastırdayken seyretmişti göz yaşlarını tutamamıştı. Piyesin sonunda heyecanla aykırmıştı. Tarihteki bütün devrimler önce aydın kişilerin kafasında fikir halinde doğmuş, zamanla toplumu sarmıştır. Bizim namı Kemal'imiz var. Türk milletinin asırlardır beklediği sesi o verdi, diyordu. Vaveyla, İntiba, Osmanlı tarihi, şart meselesi gibi eserleri özel kütüphanesinin baş köşesindeydi. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır Tevfik Fikret'in el yazması eşar Kemal isimli kitabını kendisinin takdim yazısını ilave ederek 1923'te Mustafa Kemal'e hediye etmişti. Namık Kemal ile Tevfik Fikret'in kesiştiği bu kitap Mustafa Kemal'in kütüphanesinde çok, çok özel bambaşka bir yere sahipti. Henüz öğrenciyken Descartes, Kant, Darkim, Voltaire, John Jack Russo okuyordu. Sınıf arkadaşlarının deyimiyle toplumun henüz halledilmemiş fikri cereyanlarıyla dimağını meşgul ediyordu. Darwin nazariyesini takip ediyordu. Divan şiirine meraklıydı. Fuzuli'ye ait altı şiiri harf devriminden sonra Türk alfabesiyle kendi el yazısıyla kaleme almış Osmanlı tarihi kitabının arasına koymuştu. Canımı canan isterse minnet canıma Can nedir ki kurban etmeyeyim cananıma Mısralarını sık sık kullanırdı. Manastırdan mezun oldu İstanbul'a geldi. Harp okulunun kütüğüne şu künyeyle kaydedildi. Selanik'te Koca Paşa mahalleli gümrük memurlarından müteveffa Ali Rıza Efendi'nin mahtumu, uzun boylu, beyaz benizli Mustafa Kemal Efendi. Harbiye'de üniformasıyla fotoğraf çektirdi. Bu fotoğraf Atatürk'ün bilinen en eski fotoğrafı oldu. İstanbul'da akrabası yoktu, tanıdığı yoktu. Tatil günlerinde yatılı izne çıkabilmesi için adrese ihtiyacı vardı kayıt sırasında tanıştığı Ali Fuat Cebesoy'dan rica etti. Kuzguncuk Nakkaş Baba Caddesi üzerindeki 16 odalı köşk, Mustafa Kemal'in bu topraklardaki ilk ikametgah haddesi oldu. İzin akşamları Ali Fuat da aynı odada kalırlardı. Ali Fuat'ın babası İsmail Fazıl Paşa, babacan adamdı. Oğlu Ali Fuat'ın yastığının altında bir mecidiye, Mustafa Kemal'in yastığının altında iki mecidiye harçlık bırakırdı. Oğluna neden daha az? Sen bugüne kadar harcadıklarını say. O gurbette okuyor. Senden daha fazla ihtiyacı vardır diyordu. Yukarı doğru kıvrık bıyıklar pek modaydı. Mustafa Kemal hafta sonu izine çıkmadan önce bıyıklarını bir yentinler, yukarı doğru kıvırıp yanağına bantlar, bir süre böyle tutarak şekillendirirdi. İzin günleri çok neşeli olurdu. Genellikle baba halideki Stephen kıraathanesine giderlerdi. Sirkeci'deki Yanil'in kıraathanesine giderlerdi. İstanbul'daki ilk yılında fazlaca gezip tozmuştu. Birinci sınıfının ders notlarını yansımıştı. 703 öğrenci arasında 29. olabilmişti. Bu durumun özelleştirisini yapacak ve not defterine şunları yazacaktı. Gençlik hayallerine tutuldum. Dersleri fazla ihmal ettim. Senenin nasıl geçtiğinin farkında olmadım. Neticede Harbiye'yi 8. bitirecekti. Fransızcası mükemmeldi. O dönemin Avrupa'sında hakim Nisan'dı. İlerletmek için her fırsatta çaba harcamıştı. Askeri lise öğrencisiyken mesela kapitülasyonlar çevresinde kurulmuş olan misyoner okullarından frerlerin akşam kurslarını devam etmişti. 1941 yılında röportaj yapılan Frere Rodriguez, Mustafa Kemal'i o günlerden son derece net hatırlıyordu. Elinde daima kitaplar bulunurdu. Gayet ciddi bir gençti. Hafızamda iz bıraktı diyordu. Harp Akademisi'nde ikinci yabancı dil olarak Almancayı seçti. Almanca notu Fransızcadan daha bile iyiydi. Sofyadayken Alman bir ailenin pansiyonunda kirada oturuyordu. Ev sahibi Hilda Christianus'tan ders aldı. Çeviri yapabilecek seviyeye geldi. Günlük hayatında kullanmadığı için Almancası köreliyordu. Bu nedenle her tanıştığı Alman'ı fırsat olarak değerlendiriyordu. Tedavi için gittiği Kars Bat'ta bile Alman bir kadın öğretmenden ders aldı. Fransız gazetelerini takip ediyordu. Le Temps, Le Matin, Le Figaro okuyordu. Beyoğlu'nda bir Alman'ın işlettiği Zeyuva isimli bir hane vardı. Avrupa gazetelerini bulundururdu. Arkadaşları da sık sık buraya giderdi. Hem Alman birası içer hem gazeteleri okurdu. Yabancıların uğrak yeriydi. Sahibi Alman olduğu için sarayın hafiyeleri pek sıkıştırmazdı. Rahat sohbet ederlerdi. Tünedin Galata kapısından çıktıktan sonra köprü istikametine giderken solda köşede 3 katlı bina vardı. Birinci kat İngiliz malları satılan bakkaliyeydi ikinci kat İngiliz lokantasıydı. Deniz Yolları Müdürlüğü'nden emekli olmuş John Paşa lakabıyla tanınan bir Ermeni tarafından işletiliyordu. Sadece öğle yemeği veriyordu. Bu lokantaya uğrayıp İngiliz odasıyla İskoç viskisi içerlerdi. İzin günlerinde dolaşırken bazen adalara uzanırlardı. O zamanlar perşembe yarım gün, cuma tam gün tatil. Cumartesi hafta başıydı. Bir perşembe akşamı Ali Fuat Cebesoy ile birlikte son vapuru kaçırdılar. Büyük adada çamların altında sabahladılar. 1902 yılının Temmuz ayında annesi ve kardeşiyle alakalı olarak hayatının en sıkıntılı haftasını geçirdi. Selanik'te şiddetli deprem olmuştu. İstanbul gazeteleri felaket haberleri veriyordu. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu, neredeyse ayakta bina kalmadığı, şehir hayatının söndüğü, insanların tarlalara kaçarak çadırlara yerleştiği yazıyordu. Telefon yok, telgraf yok, annesinden kardeşinden haber alamıyordu. Selanik'e gitmek istiyordu, izin verilmiyordu. 21 yaşındaki Mustafa Kemal hayatta ilk kez kendisini bu kadar çaresiz hissetti. Bir hafta böyle kabusla geçti. Bir hafta sonra vaziyet anlaşıldı. Deprem 6.6 şiddetindeydi. Evet insanlar sokaklarda yatmıştı. Binalarda çatlaklar oluşmuştu ama şehir merkezinde ölü yoktu. Annesiyle kardeşinin sorumluluğu, evin direği olma duygusu, genç adamın omuzlarını taşıyabileceğinden fazla yük bindiriyordu. Harp akademisindeyken el yazısıyla hazırlayarak Vatan adıyla tek sayfalık dergi çıkardı. Hürriyet, kadın hakları, milliyetçilik konularında yazıyordu. Gizlice elden ele dağıtıyordu. Mezun oldu. Sirkeci de arkadaşlarıyla ortak ev kiraladı. Bir yandan tayinlerini bekliyorlar, bir yandan memleket meseleleri üzerine ateşli sohbetler ediyorlardı. Padişahı eleştiriyorlardı. Eve gelip gidenler arasında Fetih adında biri vardı. Kendisini ordudan atılmış subay olarak tanıtıyordu ama aslında sarayın jurnalcisiydi. Birebir katarak ihbar ederdi. Mustafa Kemal gözaltına alındı. Yıldız Sarayı'nda sorgulandı. Tutuklandı. Bekir Ağa bölüğüne tıkıldı. Bekir Ağa bölüğü Beyazıt'ta iki katlı binaydı. Resmi adı İstanbul Muhafızlığı Dairesi'ydi. Abdülhamit baskısında kafa tutanlar buraya tıkılıyordu. Lakabını zalimliğiyle ünlü olan komutan Bekir Ağa'dan almıştı. Berbat zindandı. İşkence vardı, falaka vardı. Mustafa Kemal hakkındaki iddialar iftira manzumesi gibiydi. Okulda gizli gazete çıkarıp zararlı fikirler yaymak, gizli komite kurmak, elebaşı olarak Sirkeci'deki evde gizli toplantılar yapmak, Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Şerif'i ziyaret edecek olan Abdülhamid'in arabasına bomba atma planı yapmak, şahsi menfaat temin etmek üzere yardım sandığı kurarak para toplamak, ihtiyaçlı öğrencilere faizle para vermekle suçlanıyordu. Gün yüzü görmeyen, duvarları nemden ıslak, derin karanlık bir hücrede tek başına kaldı. Keskin küf kokan saman yatakta yattı. Geceleri soğuktu. Böbrekleri ilk kez orada rahatsızlandı. Sabah bir defa, akşam bir defa, yarım tayin. Biraz da zeytin veriliyordu. İki ay bu halde yatırıldı. Ne savunması alındı ne de mahkemeye çıkarıldı. Yeteri kadar burnu sürtülmüştür diye düşünmüş olmalılar ki iki ay sonra serbest bırakıldı bırakılır bırakılmaz Şam'a tayin edildi. İlk görev yeri sürgündü. Mustafa Kemal'in anlatımına göre imparatorluğun unutulmuş köşesiydi Şam. Gözden çıkarılmış, kaderine terk edilmiş sahipsiz topraklardı. İstanbul'dan gemiye bindi. 8 günlük seyahatten sonra Beyrut limanına geldi. Otomobil yok. At sırtında Lübnan'a geçti. Tam 136 kilometre at sürdü. Şam'a ulaştı. İki gece çadırda kaldı. Yatak yoktu. Saman doldurulmuş iki çuval üzerinde uyudu. 1905 yılıydı. Şehir orta yaşıyordu. Karanlık basınca sokakta hayat duruyordu. Bir avuç zengin, Barada Nehri kıyısında geniş bahçeli evlerde sefadeyken halk sefalet içinde sürünüyordu. Selanik'te, Manastır'da, İstanbul'da bu üç modern şehirde büyüyen Mustafa Kemal, İslamiyet'in Türk yorumuyla kıyaslamaya başlamıştı. İki odalı ev kiraladı kendisi gibi sürgüne gönderilmiş özgürlükçü subaylarla birlikte vatan ve hürriyet cemiyetini kurdu. Beyrut, Yafa, Kudüs, bugünkü Suriye, Lübnan ve İsrail'i karış karış dolaştı. Dört ay boyunca Sina çölünde kaldı. Golan tepelerinde çarpıştı. Çok bunaldığında resmi izin almadan İskenderiye ve Pire üzerinden Selanik'e gidiyordu. Üç yıl böyle yaşadı. 26 yaşındaydı. 26 yıllık kısacık ömrünün 3 uzun yılını burnunu sürtmek için çalmışlardı. 3 yıl sonra nihayet Selanik'e atandı. Daha çok bilenmişti. Fransa'daki Picardie manevralarına Osmanlı İmparatorluğu adına gözlemci sıfatıyla katıldı. Yüzbaşıydı. Protokole dahil değildi. Ama isabetli yorumlarıyla, atak tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Rütbesinin yetersiz olmasına rağmen kuralların dışına çıkıldı. Tatbikatın başkomutanı Fransız Mareşal'in Yemen'e davet edildi. Uçak tarihte ilk kez bu tatbikatta savaş silahı olarak kullanıldı. Pilotlar keşif uçuşu yapıyor, el bombası çivi atıyordu. Bildiğiniz çivi değildi. Dört ucu sivri, balık oltası gibi çentikli. Yere düştüğünde abajur ayağı gibi duran, nasıl düşerse düşsün bu sivri ucu hep üste kalan 10 santimlik çivilerdi. Topuk kıran deniyordu. İlkel mayındı. Yürüyüş güzergahlarına atılıyordu. Gece karanlığında fark edilmiyordu. Üstünde basın askerin ayak kemiklerini parçalıyordu. Mustafa Kemal sadece 4 yıl sonra Çanakkale'de üzerimizde dolaşacak olan uçakları, kafamıza atılacak olan bayın çivilerini Osmanlı ordusunda gören ilk subaydı. Hava üstünlüğünün ne demek olduğunu istikbalin göklerde olduğu kavrayan ilk subaydı. Picardiye manevralarının sonunda Fransız pilotlarının konuk subayları uçakla tur attırdığı, Mustafa Kemal'in binmek için hamle yaptığı, Osmanlı heyetinin başındaki Ali Rıza Paşa'nın son anda kolundan tuttuğu, biz binmeyelim dediği, o uçağın çakıldığı, böylece Mustafa Kemal'in ölümden döndüğü iddia edilir. Hikaye heyecan vericidir ama bunu doğrulayan belge bulunmuyor. Fransa havacılık istatistiklerine bakıldığında Picardia manevralarında yaşanmış uçak kazası görünmüyor. Hatta o yıl komple Fransa'da bile ölümle sonuçlanmış uçak kazası yok. Uçakılma hikayesine dayandırılarak Mustafa Kemal'de uçak korkusu oluştuğu yöne sürülüyor. Bu nedenle ömrü boyunca uçağa binmediği anlatılıyor. Halbuki o günün uçakları günümüz manasında yolcu uçakları değildi. Bir kişilik, bazıları iki kişilik, savaş için üretilmiş uçaklardı. Henüz güvenilir teknoloji değildi. Kanatları bile ahşaptı. Emekleme aşamasındaydı. Pilot olmayan binemezdi. Anca 1935'te Ankara-İstanbul arasında deneme seferine başlayan uçaklar sadece 4 yolcu taşıyordu. Ankara'da havalanı yoktu. Eskişehir aktarmalı güvercinliğe iniyordu. 3 saatten fazla sürüyordu. Sadece yaz aylarında uçuş yapılıyordu. Türkiye'de uçak yolculuğu denilen kavram nispeten büyük uçaklarla 1940'lardan sonra başlayabildi. Mustafa Kemal'in 1937'den itibaren hastalığı nedeniyle neredeyse trene binmesi bile güçleşmişti. 1938'de zaten rahmetli oldu. Mustafa Kemal'de uçak korkusu vardı diyenlere bakarsanız 1930'lu yıllarda Türkiye'de Boeing'lerle, Airbus'larla falan uçulduğunu zannedebilirsiniz. Mustafa Kemal'de uçak korkusu vardı diyenlere bakarsanız 1930'lu yıllarda Türkiye'de Boeing'lerle, Airbus'larla falan uçulduğunu zannedebilirsiniz. Mustafa Kemal'le aynı dönemde yaşamış yabancı liderlerin biyografilerini inceleyin. Uçağa binip binmediklerine dair bilgi bulamazsınız. Çünkü yoktur. Dünyanın öbür liderlerinin o günün yetersiz şartlarında uçağa binmemesi gayet normal kabul edilirken, Mustafa Kemal'in binmemesi anormalmiş gibi anlatılır. Mustafa Kemal ile alakalı kitapların temel sorunlarından biri maalesef budur. Bir kesim iyi niyetli yüceltmek isterken abartılı mucizevi hikayelere sarılır. Bir kesim kasıtla karalamak isterken zaman, mekan ve algı kaydırmaları uydurur. Picardia'ya gidiş gelişte Paris'te kaldı. Geceleri Fethi Okyar'la müzikli kafeleri dolaşıyorlardı. Fransız kızları da dans ediyorlardı. Tasviri Efkar gazetesinin yazarı Abidin Daver'le karşılaştılar. Onun hatıralarına göre Simokinliydiler. Memlekete dönmeden önce gene Fethi ile 14 günlük seyahat yaptılar. İsviçre, Hollanda ve Belçika'yı dolaştılar. İstanbul'a tayin edildi. Tam o günlerde İtalyanlar Trablus Karpa saltırdı. Osmanlı'nın mecali yoktu. Asker gönderemiyordu. Ege'ye Akdeniz'e çıkamıyordu. Erzak bile gönderemiyordu. Vaziyet hazindi. Yurtsever subaylar birer ikişer yola düştü. Mısır üzerinden Trablos Karpa gitmeye başladılar. Onlardan biri Mustafa Kemal'di.